Evet arkadaşlar, akvaryumun en son hali bu. Evet arkadaşlar, Gör Yap kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde akvaryum yapacağız. Önce malzemelerimizi tanıtalım. Şimdi evde cam kesmeye kalkışmayalım. Cam kesmek biraz tehlikelidir. Camcıya gidiyoruz. Yapacağımız akvaryumun büyüklüğüne göre cam ölçüleri veriyoruz. Sonra ölçüleri kesip aldıktan sonra camımızı kalınlığını, tabii kalınlığı çok önemli camın kalınlığı, yapacağın akvaryumun büyüklüğüne göre değişiyor. Evet arkadaşlar, yapacağımız akvaryumun büyüklüğüne göre camın kalınlığını ona göre seçmemiz lazım. Bizim aldığımız cam 5 milimlik cam. Daha küçük akvaryum yaparsanız 3 milimlik camlar da işimizi görür. Akvaryum kenarları boyu 1 metre olacak. Genişliği 50 santim olacak. Bu camdan aynından 3 tane kestirdik. Bir tane alta, 2 tane de yanlara. Camın kalınlığı 5 milim olduğu için 5 milim bu taraftan, 5 milim de bu taraftan 10 milim. Bu yanlara gelen camı 10 milim kısa kestiriyoruz. Yani 49 kestiriyoruz ki yerinin üzerine binsin diye. Şu tarafı, bir tarafı 50, bir tarafı 49 olacak. 49. Şu şekilde koyduğumuz zaman 5 milim bu taraftan, 5 milim bu taraftan diğer camın koyacağı yere boşluğu bırakmak için bu şekilde şurada 5 milim boşluk kalması lazım. Yine aynı şekilde 5 milim burada. Alüminyum köşebent alacağız. Alüminyum köşebentimizde 20 milim. 20'ye 20. Bunun 15 milimliği olan da var. Akvaryumun büyüklüğüne göre bunun 30'luk 40'lık her ebatı var. Büyük akvaryumlara büyük ebat kullanırsınız. Bu da işimizi görecek. Bunun da hem üst hem de alt tarafına çerçeve yapacağız ki akvaryumumuz kırılmasın, dağılmasın diye. Çerçeveden başlayacağız yapmaya. Camın genişliği 50 santimdi. U şeklinde köşebent yapacağız. Ondan sonra camı içine yerleştireceğiz. Şuradan 50 santim alacağız. Buradan gönyemizle 45 derece keseceğiz tek tarafını. 45 derece bir tarafa. Evet arkadaşlar, köşebentlerimizi 45 derecelik açıyla çiziyoruz. Camın genişliğine göre, camımızın genişliği 50 santimdi. 50 santim alıyoruz. Sonra ikinci ölçüyü çıtanın kalınlığına çıkarak, çıtamızın kalınlığı kaç? 1 milim. 1 milim. 1 milim dediği hatta 2 milim. Ortadaki ölçüyü 2 milim uzun yaptık. Yani 52 milim. Yani 5200 milim olarak ayarladık. Sonra şu araları demir testeresiyle kesip çıkaracağız. Tek tarafını keseceğiz. Diğer tarafını bükerek kullanacağız. Evet, bu şekilde diğer 3 köşebenti de bu şekilde keseceğiz. Arkadaşlar, akvaryum yaparken en zor kısım burası. Bu köşeleri 45'er derece açıyla kestik. Bunun dördünü de kestik. İki tanesini birleştirip üstüne, iki tanesini de alt kısmına yapacağız. Küçük akvaryumlarda bu köşe bentleri koymanıza gerek yok. Büyük akvaryumlarda daha sağlam olsun diye bunlardan koyacağız. Şimdi camı alacağız buraya. Camın bir tanesini alalım onu. Bu şekilde koyacağız. Kestiğimiz köşe bentin bir tanesini bunları aşağı alır mısınız? Tabii İsmail. Şu şekilde alta koyacağız. Bırak. Şimdi gördüğünüz gibi kestiğimiz köşeleri burada aynı şekilde şöyle biraz dışarı çıkaralım. Bükeceğiz değil mi hocam bunları? Evet, bükeceğiz. Şuradan sabitleyelim. Elimde şöyle. Al bir şey daha o tarafa gelsin. Tamam. Şimdi bu şekilde yukarı kaldırıp şu şekilde büküyoruz. Bu şekilde büküyoruz. Hoppa, bırakıyoruz. Tamam. Şimdi bu tarafta aynı şekilde büküyoruz. Oo. Bu şekilde çerçevemizin bir kısmını, bir tarafını oluşturduk. Şimdi diğer tarafını da oluşturacağız. Çerçeve. Kesmiş olduğumuz çerçeveler. Evet. Yine aynı şekilde buraya camın altına sürüyoruz. Onu yapıştıracağız kalsın. Bu ölçü almak için sanırım, evet, değil mi? Şimdi kalıp oluşturuyoruz. Tamam. Yine hafiften yukarı kaldıralım şöyle. Büküyoruz. Evet. Diğer tarafı bükelim onu. Kaldır yukarı. Aşağı indir. Heh. Kapat. Tamam. Şimdi diğer tarafı da kapatacağız. Bantla yapıştıracağız buraya. Bu şekilde. Tutar mısın şöyle? Tamam. Tamam. Burayı bu şekilde bantla yapıştıracağız ki açılmasın diye. Şurada biraz boşluk oldu ama. Tamam, onu kapatacağız bu şekilde. Tamam, bu şekilde. O problem değil. Tamam. Alt çerçevemizi oluşturduk. Gövde olduğu gibi. Hemen. Aynı çerçeveden bir de üst kısmı yapacağız. Onu da bittikten sonra yapacağız. Bunları yapıştırmak için sanayi tipi silikon değil de akvaryum silikonu kullanacağız. Akvaryum silikonda kimyasal madde olmadığı için özel üretiliyor. Özel ürettiği için balıklara zarar vermiyor. Diğer silikon, sanayi tipi silikonu asla kullanmayacağız. Tüm yapı marketlerde bulabilirsiniz. Bunları da açacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Silikonumuzun kapağını açıyoruz şuradan. Açtıktan sonra uç kısmını takıyoruz. Bunun ucu böyle muhafazalı, iş bitince tekrar kapatıyorsun ki bir dahaki sefere kullandığı zaman lazım oluyor. Sonra silikon tabancamızı açıyoruz. Yerine yerleştiriyoruz bu şekilde. Silikon buradan çıkmaya başlayınca iç kısmına ince şekilde silikon sürüyoruz. Şöyle. Şuradan. Şu köşe bentin yan kısmına da şöyle incelik bir sürüyoruz. Cama da ince sürüyoruz. Bittikten sonra iç kısmına da süreceğiz. Evet, alt kısmına silikon sürdükten sonra Büyük camın bir tanesini alıyoruz. Bu camı yan kısmı yerleştiriyoruz çerçevenin içinden. Gördüğünüz gibi silikona yapıştı. Şu kısa camın birini verelim. Şimdi bu yan camımızın biliyorsun bir tarafı 50, bir tarafı 49'du. Metremizi orada verir misin? Masanın üstüne. 49'luk kısım dikey kısım kalacak. 50'lik kısım yükselti olacak. Burası 50. Evet, 49'luk kısmı kullanacağız. 49'luk kısmı bunun içine koyuyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Tamam, tut sen. Tamam. Diğer büyük camı da buraya koyuyoruz. Mesela uzaktan çek istersen. Şimdi bunu da bu şekilde akvaryumun genel çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz. Evet. Bunlar kaymasın diye bantla yapıştıracağız. Ondan sonra iç kısmını silikonlayacağız. Sonra üst çerçeve yapacağız. Bu bantları daha sonra sökeceğiz. Genel itibariyle uzunluğu 1 metre, genişliği yarım metre, yüksekliği yarım metre büyük bir akvaryumumuz oluştu. Evet, çok güzel oldu cidden. Bu akvaryumun içine komple silikon çekeceğiz şimdi arkadaşlar. Bu silikonu çekmemizin sebebi sızdırmazlığı tam sağlaması için. Evet, aynı şekilde dışarıya da çekeceğiz ama dışarıya en son çekeceğiz. Diğer çerçeveyi oluşturacağız şimdi. Evet arkadaşlar, bu köşe benti bu şekilde yapmamızın sebebi, neden burada birleştirdiğimizi anlatıyorum. Bu buranın açılmaması için köşe bent buradan destek verecek. Destek verecek, camı koruyacak. Koruyacak, destekleyecek yani. Tutar mısın şuradan? Tabii ki hocam, tutayım ben böyle. Bu şekilde görüyorsunuz, uçuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Diğer tarafı da büküyoruz. Dışarıda bu akvaryum dünya parası. İsmail Bey, bu maliyetimiz kaç para oldu acaba? Bu camlar, çerçeveler. Çok fazla değil. Diğer çerçeveyi verir misin? Veremem benim çerçevemizi. Cam bedeli işte, başka bir şey yok. Bir de silikon. Dışarıda bu akvaryum dünya parası. Şimdi aynı şekilde burayı da yapıyoruz. Silikonladıktan sonra bu bantları çıkaracağız. Çıkarmasak da olur. Bandı silikon kuruyana kadar bekletmesi gerekiyor. Şimdi önce şu dış kısma attığımız bantları alıp köşeden tekrar sızdırmazlık yapmasın diye silikon çekeceğiz. Köşelerdeki bantları alalım onu. Sadece köşelerdekini alıyoruz. Bastırma, fazla bastırma. Şu köşelere tekrar dışarıdan ince bir silikon çekeceğiz. Diğer tarafı da çektikten sonra alt köşelerde tekrar silikon çekeceğiz. Şimdi alt çerçevenin etrafından kapatacağız buraları. Evet, alt kısmı silikonladık. Şimdi üst kısmı da içeriden silikonlayacağız ki daha sağlam olsun diye. Küçük akvaryumlarda bu çerçeveye gerek kalmıyor. Silikon taşıyabiliyor. Büyük, böyle büyük akvaryumlarda çerçevenin önemi çok büyük. Gördüğünüz gibi camı muhafaza altına alıyor. Açılmasını engelliyor. Bir silikon tamamını yapıyor işimizi, gördüğünüz gibi. Bir silikon yetiyor yani. Şu an akvaryumumuz gitti. Bu 24 saat kuruyacak. 24 saat kurumanın esnasında bir su testi yapacağız. Eğer kaçak varsa tekrar müdahale yapacağız. Kaçak yoksa kullanıma hazır olacak. Bu tarz videoların devamı için kanalıma lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, akvaryum için manzara resmi aldık. Pet shop'larda satılıyor. Bu şekilde metre hesabı satılıyor. 1 metresi 10 TL. Bunu yerine monte edeceğiz. Şu şekilde duracak. Önce incecik silikon süreceğiz. Bunlar kendiliğinden yapıştırıcılı değil. Cama ince bir silikon çekeceğiz bu şekilde. Dış taraftan. Bu şekilde yaptıktan sonra manzarayı sonra şu spatulayla tam yapışmasını sağlayacağız. Şu şekilde. Evet, fazlasını keseceğiz buradan. Diğerini de bu yan tarafına monte edeceğiz. Evet, yapıştırdıktan sonra fazlasını kesiyoruz. Evet, bu şekilde akvaryumumuz bitmiş oluyor. Kum aldık. Kumu da kuruduktan sonra zeminine süsleme yapacağız. İçinin detaylı süslemesi de artık size kalmış. Teşekkür ederim. Tamamdır. Evet arkadaşlar, akvaryumun en son hali bu. Akvaryum bitti. İçinin ısıtıcı, pampası, süsleme taşları, kumu, şakılı, deniz kabuklarını filan yerleştirip balıklarımızı attık. Bu şekilde akvaryumu hizmete açmış bulunuyoruz. Gayet güzel oldu. Bu şekilde. Siz de bunun aynısını ya da bir küçüğünü yapabilirsiniz. Bu tarz videolar için lütfen kanalıma abone olun. Teşekkür ederim.